Cemaatimizin iyi dinleyelim, bir şey kaçırmayalım inşallah. Anın namusunu eyle vikaya, sakın kulfetme ahde azmede vefaya, gadab bir perde etme düşme cefaya, göle bak sende olsadan sefaya, gadab kalbördür hakka ölenin cevabı vatına. Anın namusunu eyle vikaya, o müşidin namusunu şerefini vikaya eyle, kuru. Artık düşünmeli, mürşidin aleyhine konuşturmamak lazım olursa, ya Mevla Teala'nın aleyhine, Resulullah'ın aleyhine konuşturulur mu? Resulullah'ın varisleri Allah'ta ve Resulullah'ta fani, vaki olmuşlar, onların aleyhine konuşturulmamalıdır. Aleyhine bir şey kardeşim. Allah-u Teala hakkında konuşurlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Varisleri hakkında, Kur'an-ı Azimuşşan hakkında o okullarda acayip şeyler yazıyorlar. Bu ilahiyat profesörleri acayip şeyler söylüyorlar. Ya Rabbi uyandır bizi. Amin. Bizim uykumuzdan oluyor bu. Bizim uykumuzdan oluyor. İzâ kânel vâlu hâliyen tekûn sâlebu vâliyen. İzâ kânel vâli hâliyen. Ormanda bir vadi, büyük bir vadi boş olduğu zaman kânet sâlebu vâliyen. Tilki orada vali olmuş. Tilki bakıyor şimdi çıkıyor meydana ormanda. Sağa bakıyor, sola bakıyor, kimse yok. Öksürüyor falan, bir deniyor bakalım kim var, aslan kaplan var mı, kimse yok. Ondan sonra dikiyor kuyruğu, efendim böyle buyurdu bir kere. Dikiyor kuyruğu, ben buranın valisiyim diyor. Ulan bir aslan olsun orada da bak sen bağırabilir misin acaba? Kuyruğunu değil, tüyü dikemezsin. Parçalar seni. Şimdi cemaatimizin İslamiyet zayıfladı. Ondan sonra insanlar dinini öğrenmiyor, bilmiyor. Ondan sonra tilki mesabesinde olan bu adamlar çıkıyorlar ortaya. Ben valiyim diyor. Yani ne demek ben valiyim? Atıyor, konuşuyordu işte. Ve o derece konuşuyorlar ki Allah gaybı bilmez diyecek kadar ileri giden bu adam gene o televizyonlarda, internetlerde, gazetelerde, kürsülerde itibar görüyor. Bu adamın neyini dinliyorsun sen? Bu Mustafa İslamoğlu ağacı neler mi duyuyoruz, neler işitiyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cübbeli Hoca bunlara çok muazzam, Allah'a reddiyeler veriyor. Onun kitapları var, Cübbeli Hoca kitapları var. Bunları okuyalım arkadaşlar. İyi olur. Ehl-i Sünnet inancı nedir? Onlar ne konuşuyor? Onlara cevap veriyor. Burada söylüyorlar. Çıkın televizyona karşıma konuşalım diyor. Daha kimse çıkmadı. Çıkamaz. Çünkü Cübbeli Hoca'nın fişi acayip yere tak. Yakar adamı. Yani efendim adını bize taktı, onu demek istedim. Cidden öyle, adamı yutarlar orada. Mübarek, kimse karşısında konuşamıyor ki. O bir tane, o bin tane konuşuyor, bir kere tık dese ya. Allah'ın ağzını muhafaza etsin. Konuştukça açılıyor, açıklıkla konuşuyor, artık ne dersen de. Birisi soru sormuş, hocam demiş, televizyonda görüyoruz ki demiş, Kabe-i Muazzam'da İmam Efendi namaz kıldırıyor, televizyonda biz de demiş, uysak da demiş, ondan sonra Kabe'ye doğru namaz kılmış gibi olsak olmaz mı demiş. Vallahi demiş sen bu kafadan demiş buzdolabının üzerine siyah bir örtü ötersin buzdolabına doğru Kabe diye namaz kılarsın demiş. Böyle demiş cevapları çık aldan gülemiyorsan. Hata hepimizin var. Hepimizin kusurları var. Rabbim kusurlarımızı affetsin. Yanlışlıktan muhafaza etsin. Amin. Sakın verdiğin sözden cayma, verdiğin sözü yerine getirmeye azmet. Yani bir şeyi yapacağına söz verdin ise,
sözünden dönme. Sure-i Ahzab'da Mevla buyuruyor. Sa'ûzu billâhi bismillah. Ve lekad kânu âhedullâhu min kabl. La yuvellûnel edbâr ve kâne ahdullâhu mes'ûlâ. Halbuki bundan evvel Allah'a söz vermişlerdi. Arkalarına dönmeyeceklerdi. Allah'a verilen söz ise sorumluluğu gerektirir. Allah-u Teala soracak. Hani bana söz vermiştin? Neden yapmadın? Allah Celle Celaluhu söz verip de yapmayanlara daralıyor. Başka bir ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu eyle iman eden kullarım. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Allah indinde buğz bakımından yapamayacağınız şeyi söylemeniz Allah indinde buğz bakımından çok büyüktür. Şeriatı muhafaza et, hocanı muhafaza et, şeyhini muhafaza et, Resulullah'ı, Kur'an'ı, Allah'ı muhafaza et. Ya Rabbi bu emirleri tutacak iman kuvveti ver bize ya Rabbi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bineğine bindi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh çocuktu. Onu da arkasına bindirdi. Ona bir takım kelimeler öğretti. Biz olsak çocuk yani arkasına bindirdi çocuk. Biz olsak çocuğu çimdikleriz, güldürürüz, oynatırız. Ama Resulullah ne yapıyor? Şeriatı öğretiyor. Ağzımız hayır söyleme hususunda durmasın. Allah-u Teala bu ağzı bize niye verdi? Sırf yemek yiyelim için mi verdi? Bizim ağzımız değirmen mi? Değil. İbni Abbas radıyallahu anh arkasını aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bir takım kelimeler öğretti. Bir dahaki derste de onu okuyamayacağız. Ani İbni Abbas radıyallahu anh kâle. Kuntu halife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Bir gün Resulullah Efendimiz'in arkasındaydım binekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir takım kelimeler öğretti buyurdu. Ve oradan bir dahaki sohbette Allah ömür verirse inşallah kardeşlerim oradan okuruz. Sohbetleri kaçırmamaya çalışalım. İnşallah. Efendimiz öyle buyurmuşlar kudüs-i sırru. Nasıl bağların, bahçelerin, çiçeklerin, meyvelerin devamlı yağmura, güneşe ihtiyacı var. İnsanoğlunun kalbinin ona bağlı olan bütün azalarında devamlı nasihat yağmuruna ihtiyacı var. Nasihat yağmuru ne demek kardeşlerim? Kâle Allahu Teala, Allahu Teala şöyle buyurdu. Kâle Resulullah, Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Kâle Ehlullah, Allah dostları böyle buyurdu. Bunlar insana hayat verir kardeşlerim. Hayat verir. Geri kalan ne varsa insanın hayatını kaybeder. Geri kalan ne kaldı? Televizyon, internet, bilgisayar, sokaklar, kadın, faiz, yalan söylemek, kadın çalıştırmak. Bunlar adamın hayatını sarar cemaat için. Allah'ım tövbeye muvaffak etsin. Amin. Peki, şimdi okunan ayeti celili cemillerden inşallah iyi dinleyelim. Mevla neler buyuruyor, neler buyuruyor. Mevla'nın kelamını dinliyoruz kardeşim. Ve neb'un azim. Ey benim kullarım. Şu dinlediğiniz Kur'an-ı Azimuşşan var ya çok büyük bir kelam dinliyorsunuz. İyi dinleyin. Peki. Estağfirullah. Bismillah. Acayip bir şey. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım. Bak şimdi. Mevla bizi muhatap alıyor. Mevla bize buyuruyor. Ey iman eden kullarım. Şimdi Mevla bize ne buyuracak insan bunu merak etmesi lazım. Evet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Buyur ya Rabbi. İyi dinleyelim kardeşim. Dinlediklerinizi de anlatın. Evinizde çoluğunuza, çocuğunuza, kızımıza, gönlünüze, kadınımıza anlatalım. Anlattıkça da bu sefer senin aklına daha çok olacak. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Kardeşlerim, bir kelam, kelamın sahibinin rütbesi ne kadar yüksek olursa o kelam o kadar değer taşır. Bir çavuş
bir ere kalk dese kalkar. Yüzbaşı kalk dese, arasında fark olur mu kalkışın arasında? Binbaşı kalk dese, genelkurmay başkanı kalk dese, anlasana kardeşlerim. Sana şimdi rütbeli birisi diyor ki, bak sana bir şey söyleyeceğim. Allah Allah, dik kulak kesilsin. Mevla buyuruyor. Ey iman eden kullarım, dinleyin. Allah Allah, yoktan var eden Rabbimiz. Buyur ya Rabbi. La tekünü olmayınız. Kellezine, öyle kimseler gibi ki. Azel Musa. Musa Aleyhisselam'ın Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a eziyet ettiği gibi siz de benim peygamberime eziyet etmeyiniz. Ayette geliyoruz yani. Feberre'en beri ettihu o Musa Aleyhisselam'a Allah'u Allah'u Teala. Mimma kalu, o Yahudilerin dediklerinden onu temizledi. Ya ey Müslüman kullarım, ey inananlar, siz de benim peygamberime eziyet etmeyin. Peygamberimiz bir harpte mal taksimi yaptı. Cahil Arabi'nin biri dedi, ben bu taksimi beğenmiyorum dedi. Resulullah Efendimiz çok üzüldü buna. Oo, kelimeye bak. Bir de Resulullah Efendimiz'in şeyi vardı, evlatlığı var değil mi? Zeyd radıyallahu anh'ın hanımı vardı. Ondan sonra aralarında geçimsizlik vardı. Dikkat et. Aralarında geçimsizlik vardı. Kimin arasında geçimsizlik var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlığı Zeyd radıyallahu anh'ın hanımıyla. Allah-u Teala emir verdi. Habibim Zeyd'e söyle, hanımını boşayacak, onu sen alacaksın. Öyle emir. Ondan geçinemeyecek. Boşadı. Boşadıktan sonra Resulullah Efendimiz nikah alamak mecburiyetinde kaldı. Mevlana emriyle. Millet dedi şimdi neler konuştular. Tabii cahiller konuşuyor. Habibimi üzmeyin. Musa Aleyhisselam'ın üzdüğü gibi üzmeyin Habibimi. Ne ayetlerim diye. Ne ayetlerim diye. Çok ayetler var bu hususta. Resulullah Efendimiz'in bu şeyinden, nikahından dolayı çok ayet indirdi Cenab-ı Hak. Konuşmayın. Allah Allah. Ya Rabbi ağzımızı tutan nasip eyle. Amin. Evet. Ve kan oldu. İndallah Allah'u da indimde. Ve ciha. Ben Musa Aleyhisselam'ın benim yanımda çok büyük değeri vardı. Musa Aleyhisselam hakkında neye konuşuyorsunuz? Konuştular. İşte Musa Aleyhisselam hakkında konuşmadığınız gibi, Musa Aleyhisselam hakkında değil mi bu? He. Habibimin hakkında da konuşmayın. Şimdi dostların hakkında da konuşurlar bu insanlar. Mevlam dostlar hakkında. Konuşmuşlar. Musa Aleyhisselam hakkında ne konuşmuşlar? Dinle. Birincisi, Musa Aleyhisselam neydi? He? Ha. Musa Aleyhisselam peygamber. İnsanlar dediler ki Panayır gibi bir yer vardı. Toplanalım orada. Musa Aleyhisselam'ı çağıralım. Diyelim ki bir hamile kadına da öğrettiler. Biz soracağız Musa Aleyhisselam'a, zina haram mıdır? O da haramdır diyecek tabii. Sen de ayağa kalkacaksın, diyeceksin ki ondan sonra yalan söylüyor. Bu karnındaki çocuk bundan diyeceksin. Bütün millet bunu bu sefer yanlış anlayacak, ona inanmayacaklar. Kurdular bu tezgahı. Millet toplandı. Musa Aleyhisselam'a dediler ki vaaz eder misin bize? Biz toplanacağız bir yerde. Musa Aleyhisselam aradı o. O vaaz etmekte insanlara yer arıyor. Toplandı, sordu birisi. Zina haram mıdır? Bütün dinlerde haramdır dedi. Hamile kadın kalktı ayağa, yalan söylüyor. Bu karnındaki çocuk bundan dedi. Ya gitti eve ağladı, el açtı. Sonra dedi ya Rabbi bu kavimden beni temizle dedi. Bana çok eziyet ediyorlar dedi. Bana iftira ettiler dedi. Musa Aleyhisselam'a Mevla vahyetti. Ya Musa bu insanlar benim hakkımda bile konuşuyorlar. Senin hakkında da konuşuyorlar. Allah'ın hakkında konuşuyorlar. Ne diyorlar? Allah'ın oğlu var diyorlar. Ne diyorlar? Yahudi Hristiyanlar. Üzülme ya Musa. Benim hakkımda bile konuşuyor bunlar. Sen işine bak. Bir de Musa Aleyhisselam ikincisi ne diyor?
Öbür şey neydi? Bir tane daha var. Anladım. Öbürsü. Bir tane daha var. Üç tane daha var. Neyse. Birisi de gavurlar şimdi çıplak yıkanıyorlar. Çıplak yıkanıyorlar. Musa Aleyhisselam peygamber. Dediler ki bunun avret peygamber Musa Aleyhisselam vücudunda hastalık var dediler. Avret mahallinde çok şeyler var yani hastalık var, şeyler var dediler artık ne hastalığı varsa. Onun için millete göstermemek için. Bir gün Musa Aleyhisselam derede yıkanması icap etti. Boyaklı salması da icap etti. Kimse yok. Taşların üzerine koydu elbisesini girdi yere yıkanıp çıkacak. Taş aldı elbiseleri gidiyor. Ya Hacer, ya Hacer. Böyle anlattı. Ya Hacer, dur Hacer. Bütün kavim gördü Musa Aleyhisselam'ı yıkıyor. Allah'ın şeyleri. Bu peygamberler, Allah dostları ne çekmişim bu insanlarla? Allah Allah. Ne çekmiş? Resulullah Efendimiz'e sihirbaz dediler. Neler Musa Aleyhisselam'a yesin? Neler dediler ne? Uyduruyorsun kendi kafandan dediler. Ebu Cehil, Lain, Resulullah Efendimiz'e neler yaptı, neler yaptı? Bir keresinde de dedi ki, Resulullah aranda anlaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolunun üstüne derin bir kuyu açtılar. Ağzı o kadar geniş değil ama. Üstünü de örttüler. O yoldan geçerken çimen gibi yaptılar onu. Yani Resulullah Efendimiz oraya basınca düşecek kuyuya. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah bu akşam, bu sabah, sabah namazına giderken yolunu değiştirdi. Resulullah Efendimiz değiştirdi. Ebu Cehil de bekliyor. Ha geldi, ha gelecek. Ha geldi, ha gelecek. Ulan sabah namazı artık bilet de hocam yok Resulullah Efendimiz. Ya nereden düşmüş bu kuyuya. Gündür kuyunun dibine. Bağırıyor. Toplandılar şimdi arkadaşları. Kimse çıkaramıyor. Yavaş yavaş hep gidiyor aşağı. Yukarıdan ne oluyor diyorlar. Gidiyor bağırıyor. Beni dedi Resulullah'tan başka dedi. O peygamberden başkası kimse çıkaramaz dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gidin hemen haber verin ona dedi. Gittiler. Resulullah Efendimiz geldi kuyunun başına. Bir baktı derinden Ebu Cehil'in sesi geldi. Kurtar beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzattı elini. Ona buyurdu ki kelime-i şehadet getirirsen, iman edersen kurtarırım seni. Ne demek dedi ya Resulallah? Bir şey olur mu? Bitti artık. O, eskiden de o işler. Resulullah Efendimiz tuttu, çıkardı. Dedi ki sihirbaz gördüm ama senin gibisini görmedim. Ya kardeşim, imansızlık böyle bir şey kardeşlerim. Tabii. Ama biz ettik iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sahabelerine, ey sahabelerim siz benim sahabelerimsiniz. Bir de benim kardeşlerim var. Kim o kardeşlerim biliyor musunuz? Beni görmediği halde bana iman edenler. Ya kardeşlerim. Resulullah Efendimiz bizim için öyle buyurdu. Daha ne istiyorsun sen? O Resulullah Efendimiz de sünneti için canını ver canını. Hemşerim canını ver Allah'ın izniyle. Dokunma sakalı şerifine. Resulullah Efendimiz dokunmamış sen de dokunma. Hocam bana dokunuyorlar onu bıraktığın zaman. Sana dokunan olursa sen de dersin ki bu benim peygamberimin sünnetidir ben onun için bırakıyorum dersin. Bazısına diyorum bak bakıyorum seni diyorum yahu sen Resulullah'a diyorum canını versin veririm hocam diyor. Madem öyle sünnetini Resul Efendimiz'in sakal şerini bırakmış sen de daha durma. Ooo hoca diyor onu yapamam ama diyor. Ama hepiniz kıymetlisiniz Allah razı olsun. Allah'ın hepinize güç kuvvet versin. Amin. Memursan biz bir şey demiyoruz. Ama memursan dokunma sakalına. Niye biliyor musun kardeşlerim? Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrü mihiti şehid. Benim ümmetimin fesada gittiği bir zamanda bir sünnetimi işleyene 100 şey sevabı vardır. Vallahi billahi yemin ediyorum sakalını bıraktım 100 şey sevabı alıyorsun. Allah için. Ha insanlardan bir şey işitebilirsin tabii o kadar olacak. Şöyle diyeceksin kardeşim ben bunu peygamberimin sünnetidir diyemem. Hanıma sormak lazım gelmez mi hocam? Hayır lüzum yok hanıma sormaya. Sormaya lüzum yok. Ama söylersin. Dersin bu böyleymiş hanım ben bilmiyordum. Şimdiden sonra bırakacağım. Bir iki bir şey söyler belki ama abi alışır Allah'ın izniyle.
bir camide çıktı bir yerden. Benim bir ihtiyar bir adam dedim daha sakalına dokunma. Ne iş yaparsın sen? Emekli polis memuruyum dedi. Dedim daha dokunma sakalına. Hoca dedi benim bir hanım var. Çok çenesi düşük. Ben buradan kurtulamam dedi ya. Dedim bana bak. Ha öyle dedi. Yanımda bir kardeşimiz. Dedi hocam biz onun kolayını bulduk dedi. Benim hanıma dedi sakal bırakacağım ben dedi. Bir tane bir sorayım acil dedi. Gönlünü alayım. Baktım hiç oralı olmadı dedi. Ben de hiç fazla üstüne varmadım. İki gün sonra hanımı çağırmış. Bana bak gel buraya demiş. Geldi. Dedi ki ben bugün dedi pazarda dedi sakallı kadın gördüm. Ya o kadında sakal olur mu hiç dedi. E kim de olur? Erkek de olur ulan. Ben de erkekim bıraktım be dedim. Bak adama bak. Ulan neden aklına geldi dedim bu ya. Geliyor karıya pas vermem hoca diyor. Ulan dedim helal olsun sana. Neleri var? Maşallah maşallah. Dayılık yapma. Dövme sövme öyle yapma. Vurma yapma. Sakın yapma. Alttan al. Ama paran varsa o daha da kolay. Bir bilezik alırsın tamam. Hanım dersin sana güzel bir hediye aldım. Vereceğim ama bir şartım var. Hocam bana bir hediye verdi. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Bana dedi ki hanımına bunu söylemeden ver. Bir hediye al. Ondan sonra hocam bana bu hediyeyi verdi. Ben Resulullah'ın hediyesini aldım. Bu da benim sana hediyem. Der bir şey demez sana dedi. Onun için aldım bunu sana dersin. O sana ne der o zaman? Daha sünnette varsa yapma. Bir hediye daha gelir. Allah kolaylık versin. Evet. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman eden kullar. İttakullah. Allah'tan korkunuz. Emirlerini tutunuz. Yasaklardan kaçınınız. Yüzbaşıdan korkuyorsunuz, titriyorsunuz. Ne diyorsa yapıyorsunuz. Yat yat kalk kalk. Binbaşıdan öyle. E kullar benden de korkun. Emirlerimi tutun, yasaklarından kaçının. Ve kulu konuşurken söyleyin. Kavlen sedida, doğru konuşun. Yamuk konuşmayın. Size yakışmaz kullarım. Siz bana inanan kullarımsınız. Peygamberimin ümmetisiniz sanırım. Mevla'nın dostlarını bulan kullarımsınız. Size hiç kimse yakışmaz. Yanlış konuşmak. Ama siz olursa hiç konuşmayın. Doğru konuşun. Yuslih leküm. Allah'ın Teala ıslah etsin, doğrulsun. A'maleküm sizin amellerinizi. Ve yagfir leküm. Zünubeküm. Günahlarınızı bağışlasın. Ya Rabbi günahlarınızı bağışla. Amin. Ve men yuti'illah. Kim Allah'a itaat ederse ve Resulehu onun varislerinden sallallahu aleyhi ve sellem kadrı sallallahu aleyhi ve sellem. Kim itaat ederse Allah Allah. Fakat fâze fevzen azîmâ. Ey kullarım, bana ve Resulüme itaat ederseniz, varislerine itaat ederseniz, büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olursunuz. Dünyanız da mamur olur, ahiretiniz de mamur olur. Ama bana itaat etmezseniz, yanlış yaparsanız, dünyanız da gitti, ahiretiniz de gitti, bir de bakmışım ömür bitti, hiç de imkan yok. Ya Rabbi cümlemize tövbe nasip eyle. Kardeşlerim tek kelime tûbû ilallah tövbeten nasûhâ. Accilû bit tövbeti kablenmev. Ölmeden evvel tövbeye acele ediniz. Tövbe kardeşim. Kapı açık. Mevla bekliyor. Kulum tövbe. Yalnız bir şey var. Dikkat edin. Bir şey var. Ne oluyor musunuz kardeşim? Günah işleyip de tövbe etmek zordur. Ne kadar çok işlersen o kadar zorlaşır. Ama ne olursa olsun tövbe ettiğini Mevla kabul eder. Neden? Günah işledikçe insan yıpırıyor arkadaşlar. Çok kardeşimle işittim ben. Kılmak istiyorum, kılamıyorum diyor. E niye kılamıyorum? Gevşek adamsın. Ciddi tut işin. Üçün kılıyor, beşin kılıyor. Gene bırakıyor. Olmaz azizim. Olmaz. Bir şeyi yanlış yapıyorsun bırakacaksın. Bir. Önemlisi onun sonra ne yapacağım biliyor musun? O işi yaptığın yerlerden ayrıl çık oradan hemşerim. Eski arkadaşlarını görme. O yanlış yaptığın yerlerden dolaşma. Düşersin kuyuya gene. Ayrı yere git. Mevla'nın yolunda olan insanlarla çok düş kalk o zaman. Sohbetleri hiç kaçırma. Öyle mi kardeşim? Ha görevsiz inşallah. Bir kardeşimiz vardı burada. Sohbetlere geldi. Bana geldi hocam. Allah razı olsun. Çok kendime geldim. Çok ondan sonra
Bir şey içiyorlarmış arkadaşlarından gene, bir adamı sarhoşluğa bir şey içiyorlarmış. Buna demişler bir akşam gene, buradan çünkü yakalamışlar bunu. İşte sohbete gidiyorum ona, ya bırak şimdi ona. Gel demişler gene bu gece işte içelim mi içelim mi? Ona içiyorlar mı, ne içiyoruz dense. Biraz da fazla şey yapmışlar. Ondan sonra öyle öyle bir hale girmiş ki yani kendine gelemiyor. Arkadaşlarında da var bu hal tabii, sarhoşluk o hal. O ne içtilerse işte. Ondan sonra bunu diyorlar, soğuk suya sokalım da kendine gelsin. Soğuk suya koy, nereye batırıyorlar bunu. Ondan sonra orada alamıyorlar, unutuyorlar bunu. Orada öldü çocuk. Ya haberi geldi, öldü diye. Gitti. Senin ne işin var onlardan beraber? Ya Rabbi gençliğimizi, gençliğimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eyle. Evet. İnna biz azimuşşan araznel emanete, emaneti, şeriatı, Kur'an'ı arz ettik. Alessemavati vel ardı, yerlere göklere arz ettik. Vel cibal, dağlara da arz ettik. Fe ebeyne, çekindiler, çekindi. En yahmineha, o şeriatı, emanetimizi yüklenmek hususunda geri durdular, çekindiler. Biz bunu yerine getiremeyiz dediler. Fe eş, daha var mı? Ve eşvakna minha, ondan korktular yani. Ve hamelehel insan, insanoğlu gibi yüklendi. Yüklendi, ben taşırım dedi. Evet. İnnehuma ve insanoğlu kâne oldu. Bir de zalûlen cehûlâ, ziyade zalim, ziyade cahil oldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir böyle bir manada veriyor buraya. İnsanoğlu ondan sonra neydi? Ne oldu? Okusana ayet. Zalûmene İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle mana veriyor. İnsanoğlu zalim oldu. Nefsine öyle zulmediyor ki şeriatı yükledi ona adam hakkında. Bir de bu var, bu manada var. Yükledi ona şeriatı. Hiç acınmıyor yani. Evet. Devam et. Li'azziballahu Allah-u Teala neticede azap etsin için. El münafıkın münafıklara vel münafıkat münafık erkeklere ve münafık kadınlara azap etmek için. Vel müşrikine vel müşrikat, müşrik erkeklere, müşrik kadınlara. Ve yetuballahu Allah-u Teala tövbelerini kabul etsin için. Alel müminen müminlere vel müminat, mümin erkeklerle mümin kadınlardan da tövbelerini kabul etmek için. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah-u Teala çok gafûr, çok rahîmdir. Kullarım ben çok gafûr, çok rahîmim, çok merhametliyim, kulumu affetmek için bahane arıyorum. Kulum bu bahanelerin yapış bahanelerime. Allah'ım izniyle. Ya Rabbi tam sana tövbeden kullanana gel. Bitti mi? Sakal şerif duası var bir kardeşimizin. Tamam. Selamun aleyküm hocam. Bir arkadaş var. Kendi kuşumunu hastalığı var. Hocam doğum hocam. Kırgın duası okun. Duası inşallah. 70 bin kelimeyi tehdit. Çocuklarım çok hasta. Hocam kadın. Kocam, kadının büyüğü bankadan kredi çekti, altın bilezik aldı. Sonra bilezikler çaldılar. Ya Allah! Ya, ya ne alırsın altın bilezik alırsın ya? Şimdi ne alacaksın? Onun için bir kardeşimiz kasar. Ya Rabbi, hasta kullarım var, şifa ver. Amin. Dua istiyorlar, şifa ver. Amin. Kullarına şifa ver ya Rabbi. Amin. Hepimize şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi, bir kardeşimiz 70 bin kelime-i tevhid okudu. Ya Rabbi okunan kelime-i tevhidlerine fazl-ı kereminle kabul eyle. Fazl-ı kereminle kabul eyle. Niçin okuduysa ya Rabbi, tesirini halk eyle ya Rabbi. Tesirini halk eyle ya Rabbi. Ya, başka ne vardı? Hocam, tamam. Çok az.
Ya Rabbi dualarımızı kabul et. Amin. Bir kardeşimiz de sakalı şerif duası istiyor. Kardeşim. Madem sakalı şerif duası istiyor bu kardeşim, buna dua edeceğiz. Ondan sonra bu kardeşimizi de katalım bir 15 kişi, 14 kişi, 15 kişi olsun inşallah. Açık gözüm bir çıksın, bir desin. Kaç kişi varsa katalım hemen. Onların da bir duasını yapalım. Vakit geçirmeyelim. Hadi acele et. Bir. Bir. Allah razı olsun. Başka? İki. İki. Maşallah. Üç. Kim o üç? Allah razı olsun. Başka? Dört. Kim o dört? Nerede? Aferin ya. Dört. Acele et. Beş. Maşallah. Bana bak. Gözümden bir şey kaçmazsa ikinciye kaldırıyorum. Otur aşağı. Geçen hafta da öyle yaptı. Yani bu da uyanırken yani kalabalıkta bir şey yapayım da diyor. Bir aşka getireyim diyor ama doğru da. Kaç oldu? Dört oldu. Evet, acele cemaatimizin. Allah razı olsun. Maşallah. Dört. Haydi. Ya orası var, benim sünnetini bırakmıyorsun dedi mi? Bu cemaatin duası geri dönmez Allah'ın izniyle. Beş. Allah razı olsun yavrum. Allah razı olsun yavrum. Altı. Maşallah. Yedi. Tamam. Yedi. Sekiz. Maşallah. Kaç kişi kaldı? Yedi kişi hocam. He, yedi kişi. Acele. Sekiz. Gevşek gidiyorsunuz. Bana on olsun bırakacağım hadi. İki kişi daha çıksın. Haydi. Sekiz. Evet. Bir buradan bir buradan istiyor. Hani o dokuz. Ha. Dokuz. Evet. Haydi. Yukarıdan hiçbir şey yok. Yukarıdan bizim işimiz kıyak diyor. Uzak dinleyeceğiz. Kim dinleyeceğiz? Bir kişi daha çıksın. Haydi. Bana bak. Ortadan çıksın bir kişi be. Nerede o? Senin var zaten. Ha, etmemiş miydi dua? Peki. 10 kişi var. 10 kişiden 4'ü ikinci defa yaptırıyor herhalde. Geriye kaldı 6 kişi. Ne yapalım? Bırak şükür. Şükredelim de öyle arttırsın inşallah. Ya Rabbi. Sakalı şerifini bırakan kulların sakalı şerifini mübarek eyle. Amin. Dünya ahiretlerini mamur eyle. Amin. Onları da bizi de affeyle ya Rabbi. Amin. Cennetin cemalullahın ile müşerref eyle. Amin. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem komşu eyle ya Rabbi. Amin. Daha evvel bırakan kullarına bu duaya ilhak eyle. Amin. Henüz daha bırakamayan kullarına ya Rabbi. Tez elden bırakma nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Kardeşlerim her zaman söyle. Allah razı olsun. Kalabalıksınız bayağı. Uzaktan gelmiş bazı kardeşimiz, onlarla kısa bir görüşüyoruz. Pazar sabahı da herkesle görüşüyoruz. Onu da biliyorsunuz. Tamam. Allah razı olsun. Peki. Sağ olun.